hislar üzerinde konuşmak biraz zor bir konuşmadır. Bu olaylar, yani böyle bir şeyler çok duyuyoruz. Bu haber ilk gelince tabii ki bir umutsuzluk. Çünkü bu dönem, yani bu olaylardan önce bu eylemler, bir olay kelimesini de kullanmayalım, bir eylem diyelim. Artık hatta devrimden de bahsedebiliriz. Hani gerekirse buraya gidelim. Bu olaylardan önce şey vardı, bir umutsuzluk vardı. Bir şey vardı, biz vazgeçtik. Artık rejim bizim başımızda ve İran halkı köle oldu. Yani sadece şey vardı, biz nesil kaçabiliriz. O, yani bu bir dinamizm yoktu gibi. Onun için bu haber gelince, ha bu da başımıza geldi. Acaba buradan bir itiraz olur mu? Ama çok umutsuz olarak bir şey olur mu? Hissederek hareket ettik. Ama sinir yüksektir. Öfke yüksek. Bunu da unutmamız lazım. Bu olaydan bir ay önce Tahran'da bir otobüste, biliyorsunuz bu kadın eylemleri uzun zamandır devam ediyor. Özellikle böyle bir çarşamba, beyaz çarşambalar vardı. Bir dönem bir kampanya, kadınlar başörtülü çarşamba günler çıkartıyorlar. Sonra bir kampanya onun üzerine, en son meydan, inkılap meydanın kızları bir olay çıktı. Bir kadın, Vida Mubahed, onun ismine geçmesini çok isterim. Çünkü bir anda bambaşka bir şey yarattı. İnkılap meydanında, yani Tahran'ın merkezinde, en önemli meydanda bir posta kutusu üzerine geçip başörtülüne bir sopa üzerine takıp ve sallanmaya başladı. Ve oradan onu gözaltına aldılar ve o bir şey oldu, bir zincir oldu. Tahran'da birkaç yerde kaldı ve bu eylemlere İnkılap Meydanı'nın kızları olarak bir başka bir atmosfer yarattı. Yani artık yurt dışından gelen değil, bu teker birey birey insanların, kadınların itirazidir. Bu süreçtir, yani bu süreç devam etti. Mahsa Amin'in katledildiğinden önce, iki hafta önce bir tane gazeteci bir kadın, bir çarşaflı kadınla kavgaya giriyorlar. Kavga derken çarşaflı kadın büyük bir ihtimal yani rejime çok yakındır. Yani çünkü bir şey değil, normal bir başörtülü değil. Çünkü kimsenin itirazı yok. Kimse ne isterse giysin. Asla ve asla ve asla İran toplumunda böyle bir şey yok. Yani şimdilik de diyebiliriz. Yani siz başörtüsünüz, bizden değilsiniz. Böyle bir o kutuplaşma halk içinde değil. Kadın şikayet, yani şikayet etmedi. Hemen kameralardan gazeteci kadın Sepider Reşno tutuklandı ve bir hafta sonra habersiz kaldık ve bir hafta sonra televizyona getirdiler. Bir canlı bir kadın, eski fotoğraflar var sosyal medyada vesaire, canlı bir kadın, enerjik, mutlu bir kadın, televizyon önünde görüyoruz, bir işkence görmüş bir kadine denk geldik. Ve oradan bildiğiniz itirafçı politikasıyla kadine, o öfke de önemliydi. Yani bu öfkeler peş peşe geldi ve Mahsa Amin'in katlettikten sonra bir öfke bir anda, yani o mutsuzluk, o kendi biz vazgeçtik gibi, biz neden itiraz etmiyoruz, neden bir anda başka bir şey oldu. Ve benim hissim orada bir ikili vardı. Tamam, mutsuzum, sinirliyim, öfkeliyim, yurt dışındayım, bir şey yapamıyorum, acaba bir şey olur mu? Ama bir minicik bir ışık da vardı. Belki bir şey olur. Çünkü biz, en azından ben bunu biliyordum, bir anda bir şey olacak. Bu böyle devam etmeyecek. O umut da vardı. Bu ikisi yan yana gelince, ertesi gün, yani cenazeye görünce ben bir şeye başladı. Ya burada bir şey olabilir. Bu da önemli bir meseledir. Kürt bir kadın, Sakkızşehir'de yaşıyor ve orada mezar başında iki cümle vardı. Ve o iki cümle en önemli cümlelerdir. Biri Jinjiyan Azadi lafı, Farsçası zendegi azadi. Onun yanında mezar taşı üzerinde bir tane cümle vardı. Mahsa artık bizim sırrımız, bizim sembolümüzdür. Ve Mahsa gerçekten bizim sembolümüz oldu. Atış suzi خیلی بده با اینکه Bu sadece İran değil. Orta Doğu da böyle. Devam edersek dünya da böyle. Artık değişmek ve değiştirmek öznesi kadindir. Kadın bu dünyayı değiş. Bunu çok rahatça diyebiliriz. Eskiden ve bu devrim onun için çok önemlidir. Çünkü bunu sahaya getiriyor. Biz çok konuşuyoruz kadın devrimi, kadın hareketi. Bu sefer bunu sahada görüyoruz. Özellikle İran üzerinden konuşursak şunu unutmamak lazım. Bu rejim
baştan yani 1978'den sonra tabii ki birkaç ay var, aşağı yukarı bir yıl, bunu bir kısmı özgürlük baharı diyenler var, ben de onlardan biriyim. O dönemden sonra yani bir 8 ay geçti. 8 aydan sonra İslami rejim kendini tespit etmeye başlarken asil bastırmak nesnesi nedir? Kadindir. Kadın bedenin üzerinde kurulduğu bir sistemdir. Onun için bunu yani evet solcular katledildiler, devrimcilere hepsini sahada sildiler. Ama bunların da bunu diyebiliriz. İlk düşman kadın, ilk kadınlardan başlayıp sonra başka yerlere böyle dağıtmaya başladılar. Onun için İran'da devrim olursa evet kadınlar tarafından olur. Kadınlar tarafından derken şimdilik sahada görüyoruz. Erkek ve kadın var. Ama kadın ruhu var. Yani bu sosyal medyada büyük bir ihtimal sizin takipçiniz. Yani Türkiye'de de herkes bunu gördü. Yani görmek isteyen herkes gördü daha doğrusu. Bir his görüyorsun. Sadece eylem değil. Bu bir başka bir dinamizm var. Yani sloganlara görüyorsun. Ne dini bir slogan var, ne ayrımcılık bir slogan var, ne etnik, ne cinsiyet. Ama biz hiçbir cinsiyet yok gibi diyoruz ama sloganlar kadın sloganidir. Sadece mesele Xinjiang'a yani zen zendegi azadi demek değil. Eylemlerin ruhu kadinsel bir şeydir. Onun için tekrar soruya geri dönersem şunu diyebiliriz. Eğer bu rejim, eğer bu politika kadın bedenin üzerinde kurulursa bunun devirmesi de sadece kadınların ve kadınların bedenin üzerinden geçip bu sistemi değiştirebiliriz. Bir fotoğraf görüyoruz, bir video görüyoruz. Ben geçen hafta bir video yapıyordum bu ilk günde hatta. Bir video kurgu yaparken çok detay görüyorsun. Çünkü burada nereden hareket edeceğini ne göreceksin. Her videoda o kadar farklı şeyler görüyorsun ki bir örnek vereyim. Belki gördünüz. Eylemlerin birinci günde bir yaşlı kadın vardı. Arkadan görüyoruz kadını. Büyük bir ihtimal 60-65 yaşında bir kadın. Tahran'ın büyük meydanında bir tane Toma geliyor. Toma'nın karşısına çıkıp ellerini açıyor ve vurmak istiyorsun vur diyor. Ve ondan sonra tek başına başka arkadaşlar da gelmeye başladı. Orada bir nokta, çok küçük bir nokta benim gözüme aldı. Kadının ayakkabısı. Ayakkabısı neydi? Terlik. Plastik terlik. Ev terliği. Yani bu bana böyle şey verdi. Kadın bir evde, bir yerde eylem sesini duyuyor. Hiçbir şey yapmadan aynı terlikle sokağa döküp ve Toma'ya diyor ki beni vur. Ben hiç umurumda değil. Bu bir şeydir. Dün bir tane şey geldi, gördüğünüz bir kız meydana gidiyor, saçlara topluyor, savaşa gidiyor. Bugün bir tane gördüm diyor ki ben, bir erkek bunu diyor. Diyor ki benim vücudumda 4 litre kan var. Ben ve yüzler şey çünkü burada bir küçük mermiler var ya küçük mermilerle çok vuruyorlar. Vücut kan dolu ve mutlu ve güçlü ve ayakta diyor ben 4 litre kanım var 4 litre kanımı veririm. Hiç sıkıntı yok. Bu artık sonu olmalı. Bu zulüm, bu kadınlar yani sadece mesele kadınlar değil. İran'da farklı farklı hareketler uzun zamandır devam ediyor. Eylemler, işçi eylemleri, kadın eylemleri, emekli eylemleri, öğrenci eylemleri. Bu hareketler hepsi ayrı etnik. Bunlar hepsi ayrı ayrı şey. Ve rejimin politikası da bu. Bunlar ayrı kalırsa. Kadın hareketi bir şemsiye gibi bir şey oldu yani. Bir çadırdır. Ve bütün hareketler bunun altına hareket ediyorlar. Ve herkes de bunu kabul ediyor. İlk kezdir opozisyondan yani ne eylemlerde ne İran içinde ne yurt dışında bir gruptan bahsetmiyoruz. Bunlar şahcı, bunlar solcu, bunlar liberal, bunlar sosyal demokrat. Bunlar artık gelmiyor. Tek ses var. Kadın sesi. Ve bu bütün seslere birleştiren kadın sesidir. Ve bu çok önemli bir nokta. Bütün diktatörler düşmeden biraz önce düşünüyorlar ki biz kusursuz şiddetle
olayı kontrol ediyoruz. Ama böyle olmuyor ve olmayacak. Özellikle ve özellikle İran gibi bir ülke. Devrim geleneği var. İtiraz geleneği var. Yani bu onun için diyorum, bu o noktadır. Artık milletin buraya kadar geldi. Ve diyor ki, madem ki böyle, ben zincirlerimden kayıp edebilecek başka bir şeyim yok. Bu önemli bir noktadır. Rejimin politikası var. Rejim bütün taraftarlarını da dağıttı. Çünkü zaten rejim sadece ve sadece bir şey var. Bir grup para kazananlar, bu rejimden faydalanan grup var. Çok küçük bir kesimdir ve bütün İran halkı. Bir de başka bir şey var. Bunu da düşünmek iyi olur. Şunu diyebiliriz. Bu yıllara kadar İran, millet ve devletinin ilişkisi sonuçta devlet-millet ilişkisiydi. Yani tamamdır, bu devlet var, biz bunlardan bir şey istiyoruz. Evet, zulüm var, şu var ama biz bir şeyler istiyoruz. Yani bir tarihe bir bakarsak 2009'daki Yeşil Hareket eylemleri. Biz demokrasi, özgürlük istiyoruz. Şey nedir? Oylarımıza sayın. Bir şey istiyor, oylarımıza sayın. Gerçekleşmedi. Devam etti. Geldik 2013 eylemleri, yoksul eylemleri. Oradan da biz yoksuluz, biz geçinemiyoruz. Bu hal olamaz. O da baskı, 1500 kişiyi öldürülmesi, devamı. Ve bu olaylar bu farkı yarattı. Artık mesele bir devlet ve bir millet arası değil, bir işgalci grup ve işgal edilen bir ülkenin yaşayan insanlarıdır. Ve bu dinamizm farklı bir dinamizmdir. Yani ben eğer İran'ın bugününü okumak istersem, Vichy örneği veririm. Yani Fransa'da Nazi, Almanya Nazi tarafından kurulduğu şey, bu dinamizm farklıdır. Şimdilik caddelerde, sokaklarda eylem yapan insanlar, çoğu 22-25 yani 17-25 arasında yaş görüyoruz. En o şey, bunlar partizan. Bunlar artık bir işgalci kişiye karşı karşılara ve bu farklıdır. Bu benim devletim değil. Bu bana hiçbir şekilde ne hukuk var, yani hukuk reddedildi, komple reddedildi. Rejim tarafından reddedildi ve artık millet bunu biliyorlar. Bu dinamizm farklı bir dinamizm ve bu dinamizm olayı buraya kadar götürüyor. Ve umarım daha ileriye gideceğiz. Bakın İran gibi olacaksınız. Bakın İranlı gibi yaşayacaksınız eğer bu olmazsa. Bir şey örneği, bir akıbet. Bu sefer yok. Biz varız. Keşke biz de bunlar gibi güçlü olursak, biz de bu kadar cesur olursak, bir cesur bir insanla karşı ve bu umut veren bir şeydir. Aynı zamanda dinamizmler bunu gösteriyor. Bu artık eylem değil. Bütün kavramları unutmamız lazım. Çünkü dünyada ilk kez bu kadın devrimi ilk kezdir gerçekleşiyor. Evet, feminist hareketi vardı ama böyle bir feminist ilk kez geliyor ve bu da mutlu eden bir şeydir. Aynı zamanda sokaklarda, ben Tahran'da, başka yerlerde de insanlarla yani irtibatta konuştuğumuzda ya da sosyal medyada gördüğümüzde hep bu var. Sokaklarda artık göz göze gelebiliriz. Artık birbirimize bakabiliriz. Biz köle değiliz. Bak, köle olmak böyle bir şeydir. Yandaki köleyi göremezsin. Çünkü kendine görüyorsun. Ben de köleyim. Yurt dışında da olursan fark etmiyor. Ben köleyim. Çünkü bunu kabul ettim. Köle olmak budur. Kabul edersen köle olursun. Ve yandaki, ama artık bu değil. Sokaklarda bir tebessüm var. Dün çok acayip bir şey var. Özellikle gençler üzerinde. Diyorlar ki eylemlerde evet kan var, mermi geliyor, her an ölebilirsin. Ama mutlu. Çünkü artık öznesin. Köle nesnesinden çıkıp bir devrimin, bir değişikliği, devrim olmazsa da bu gibi gerçekleşti. Biz bir anda dik durup birbirimize görebiliriz. Ve bence asıl mesele budur. Birbirimize görmek. Bu bence en mutlu eden hikayedir. Çünkü her şeyden korkuyorlar. Konuşmaktan. Bak, sanat bir şeyi bir şekilde ifade etmektir.
yaşadığı şeyi ifade etmek. Hissettiği şeyi, gerçek sanat budur. Ve İran'da yaşadığımız şey, eğer dile getirirsen, tabii ki sistem bunu istemez. Çünkü yaşadığımız şey kötüdür. Değiştirmek gereken bir şeydir. Onun için evet, sanat ve İran'ın bir kültürü var sonuçta. Yani kendine has bir kültür var. Eskiden şiir en önemli sanatti. Şiir halimize ifade eden bir şeydir. Yani bunu düşünün. Bir ülkeden bahsediyoruz. Trafikte çocuklar geliyorlar, çiçek satıyorlar, ne bileyim bir su satıyorlar. İran'da başka bir şey de satılıyor. Metin Sormaz bir yazıda İran'a gidince bunu yazdı, çok şeydi. Şiir satan var. Yani Hafez-i Şirani'nin şiirine böyle paket geliyorsun, trafikte ya da bir yerde kaldırımda oturuyorsun, bir kişi geliyor, şiir alır mısın? Ve şiiri alıyorsun. Bu kültürden bahsediyoruz. Sanat önemlidir. Ondan sonra edebiyat. Ve bunların bir süreçte, yani 1900, yani 80'lerde dersek daha, 80'lerden sonra Orgutlara kapatmaktan sonra asil düşman sanatçılar. Onun için edebiyat, yani birkaç kişi, kaç önemli yazar, kaç yani dünyaca önemli yazarlar, çevirmenler, şairler öldürüldü sokaklarda. Çünkü korkuyorlar. Bugün de bunu görüyoruz yani, ve bu sefer de çok önemlidir. Çünkü beklemediğimiz sanatçılardan ses geliyor ve radikal ses geliyor artık. Yani en önemlisi Mehsa Amini'yi katledikten sonra ondan fazla kadın oyuncusu kamera önünde başörtünü çıkarttı ve ben artık başörtülü gelmem. Bu çok basit bir şeydir. Süperstar kişilerden, yani böyle hayatını oyunculuktan geçiyor. Çok tanıyan kişilerden bahsediyoruz. Bu anlama geliyor. Kariyerim biter ama önemli değil. Madem ki millet can veriyorlar, biz de kariyerimize vazgeçelim. Bu olaya geliyor. Burada artık iki cephe var. Ya halk yanındasın ya o taraftasın. Artık İran'da orta yol kalmadı. İki yan var. Bu bir devrim sürecidir. Devrimde bunu görüyoruz. Artık evet, şiddet iyi değil. Çünkü bu hep bu laflara. Millet de bunu yapmasınlar, devlet de bunu yapmasın. Yok, burada milletin suçu yok. Burada çok basit bir hakla bir masum kize öldürdünüz. Biz bunun kanın peşindeyiz ve artık onun kanı sadece değil, bütün kadınların kanıdır. Bu sistem öldürüyor ve bu sanatten de artık çıkmaya başladı. Çok önemli bir noktadır. Ama madem ki böyleyim, hem onların sesiyim, hem aynı zamanda İranlılar için Türkiye'nin sesiyim. Benim son işim Furu Ferruhzad şiirlerin üzerinde Türkiye'de geçen bir kadının hikayesidir. Çünkü aynıdır benim için. Yani Türkiye'de kadın olmak, İran'da kadın olmaktır. Evet, burada diyebiliriz yasalar hala laiktir. Hala bir nefes alabilecek bir şey var. Ama bu yetmez. Biz bunu istemiyoruz. Biz bir özgür bir şey istiyoruz. Kadınlar, herkes özgür olsun. Onun için benim, yani benim çalıştığım ve söylemek istediğim şey bu. Beraberiz. Aynıyız ve mücadelemiz aynı olmalı. Yaşadığımız aynı olmalı. Bu benim proje diyemem. Bu benim hayatımdır. Ve bu hayatı da yansıtmaya çalıştım. Çalışmaya da devam.